Ramazan'ın tadı Amasya'da bir başka çıkıyor. Bugün de iftara çılgın Lütfü Usta'nın davetlisiyiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk Lütfü Usta'm. Lütfü Usta bize Yeşilırmak'ın yanına çok güzel bir iftar masası hazırlıyor. İftar sopası hazırlıyor. Evet, odun ateşine döner yiyeceğiz inşallah iftar saatinde. Hoş geldiniz, sefaya geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, güzel insanlar. Çok teşekkür ederim. Güzel dostlarım, bizi izleyenlerimiz. Lütfü Usta programımızın sıkı bir takipçisi. Evet, Allah razı olsun. Evet, her zaman takip ediyoruz. Her zaman size tavsiye ediyoruz. Size izleyin. Neler var neler var biliyor musunuz? Çok teşekkürler Lütfü Usta'm. Çok teşekkürler. Lütfü Usta bizi hemen davet etti. Biz de kırmadık geldik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İftarda bize döner yedirecek. Ama bu döner farklı bir döner. Evet. Öyle sıradan bir döner değil. Eti özel, ateşi özel, sosu özel, ustası özel. Odunlar da farklı. Hijyenle odunlarımızı seçip etlerimiz helal kesimdir. Odunlarımız helal. Sağdan solda ya şey yok. Tamam et helal ya. Var, odun var. Nasıl helal oluyor? Bu et mesela şu anda et tane eti farklıdır. Bu kuzu eti farklıdır. Bakın bunlar kuzunun bakın yeri. Kaburga kısmı en lezzetli kısmı. Evet. Dönerde kullanıldığını ilk defa görüyorum bu etin ustam. Çünkü kullanmazlar. Çünkü biz kendi farkımız var önümüzü kullanıyoruz ama bir de şurada tane eti. Bakın direkt burada tane of. Evet. Of of. Bunlar eti özel. Karışım evet. Bu da sosumuz tabii sosu ki. Sosu özel. Evet. Sosu da bir gösterin ustam kameralarımıza. Of of of. Sosun içinde hepsini söyleyemez de yarısını söyleyeyim ben size. Şimdi çılgın Lütfü Usta'nın özel sosudur. Çünkü hiçbir yere bulamazsınız sostan. Ama söylememiz sıfır ama iki üç tane. Bize özel biraz verin. Ha. İzleyicilerimiz özel. Dünyanın tadına özel. Evet. Soğan ve karabiber. Soğan ve karabiber. Evet. Geri kalan söylemiyorum. Yoğurt da var. Ben anladım. Ya yoğurt. Bu şey fazla. Karıştırma. Ama çok farklı sos. İnanır mısınız? Amasya'da. Türkiye'de hiç benim sos bulamazsınız. Gerçi ağacının iftar saatinden sonra yiyip. Tadına bakacağız. Baktım oldum. Göreceksin iftar saatinde. Allah İnşallah ustam. Bugün evet. İftarı beraber yapacağız. İnşallah. Hadi güzel başlayalım olsun. Hazırlamaya. Evet. Nasıl hazırlayacaksınız? Beraber izleyelim. Çılgın Lütfü Usta'dan çılgın döner tarifi. Şimdi etimizi açıyoruz. Bakın eti, dana etini nasıl açıyor? Kılıcıyla, özel bir kılıcı var döner bıçağı. Şehzadeler evet. Şehrinde, of of of. Ustam, siz eti daha pişirmeden döner şekline doğradınız. İncece açılmaz onları çünkü terbiye almaz lazım. Kalın olduğu zaman terbiye olmaz. Of. Terbiye işleyecek ya komple. Çılgın Lütfü Usta eti incecik, incecik doğruyor. Evet, bu böyle oldu. Kuzu etine geçtik. Kuzunun kaburgası en lezzetli kısmı. Sırrını vermediği o güzel sosuyla terbiye ediyor. Şu anda terbiye yapacağız. Yapalım ustam. Bunu böyle terbiyoruz. Bunu da böyle bulaştırıyoruz. Allah'ın adına şöyle oldu mu? İyice bu yenmez lazım tabii ki. Şöyle. Ondan sonra şöyle bastırıyoruz abi. Allah'ın izniyle şöyle. Bunu da böyle koyduk. Böyle takıyoruz. Harikasın ustam, harikasın. He tabii sos almaz abi. Çünkü et sos almadığını yemişemez. Etin özelliği bu yani. Ya Allah. Evet. Et terbiyede kalması lazım ki yemişemez lazım. Ama bu kaç gün terbiyede kaldığımı söylemiyorum. Tabii ben de gizli kalsın. Bu çılgın. Sırlarını vermiyor. Üzüntümüz de sırlarını vermiyor. Benim özelliği budur. Şimdi gidimi Allah izin verirse. Şimdi iftarımızı açacağız birazdan. İftarı açtığın sonra etin o zaman alacaksınız siz. O zaman bayağı bekliyor gibi. Bu terbiyede. Hemen evet. Terbiyeye batırıp ocağa almıyoruz. Bekliyor evet. Terbiyede. Aynen öyle. Şimdi bu terbiyesi kaldı mı olmaz yani. 3-4 gün neyse ben de daha fazla bırakıyorum ama bunu söylemiyorum. Ama bu önünüzdekiler kalacaksın. İftar saatinde birazdan yediğin zaman göreceksiniz dönerin şeyini yumuşaklığını. Farkını göreceğiz. Evet. Yani çok yerde yiyemezsiniz döneri. Hiç kimse kuzu etini kullanmaz yani. Şuna bak. Seveceksin. Yaptığın işi seveceksin. Maşallah. Yapmadığın işi sevmezsen hiçbir zaman başarılı olamazsın. Sabri Sabancı ne diyordu rahmetlik? Seveceksin, seveceksin, seveceksin. Ustam dönerleri terbiyeleyip pişe takarken etleri ben de döneri çevireyim yakmayalım. Odun ateşinde piştiği için bu etin sürekli çevrilmesi ve kesilmesi gerekiyor. Lütfü ustam tek tek etleri terbiyeleyip pişe taşa dursun. Etlerin son hali bu. Evet hocam bu pişti mi Allah'ın izniyle inşallah iftardan birazdan iftarımızı açacağız. Tadına bakacaksınız. Çok şanslıyız Lütfü ustam. O zaman biz şimdi ayrılalım. Yayınımızı burada keselim. Siz dönerimizi bir taraftan takın. Bir taraftan odun ateşinde yavaş yavaş pişirin. Tabii. İftarda Yeşilırmak'ın yanında buluşmak üzere diyorum. Eyvallah. Buluşacağız inşallah. Hadi görüşürüz ustam. Görüşürüz. Sağ olasın.